Tekrar iyi akşamlar sevgili futbol severler. %100 futbolda Beşiktaş Konya Spor maçının ardından Rıdvan Dilmen'le birlikte karşınızdayız. Beşiktaş iki devrede Cenk ve Quaresma ile bulduğu gollerle Konya Spor'u 2-0 mağlup etti. Sezon öncesi oynanan Süper Kupa rövanşını aldı. 13 puanla zirvede Galatasaray ile birlikte Beşiktaş 5. haftanın sonunda zirveyi paylaşıyor. Önümüzdeki hafta Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi var. Siyah beyazlar Kadıköy'e 5 puanlık avantajla gidecek. İlk yarının kısa bir değerlendirmesini hemen devre arasının ardından Rıdvan Dilmen'den almıştık. Şimdi maç sonunda bakalım hocamız Beşiktaş'ı, oynanan futbolu, Konya Spor'u bize nasıl değerlendirecek? Ama önce bir Quaresma'nın golüyle başlayalım hocam. Neler söyleyeceksiniz gole? Yani ilk çalımından mı başlayayım? Ya o topu alışı, geçişi. O çalıma şey derler, krampon çalımı. Üstüyle çevirir değil mi? Kramponuyla çevirdi, sonra iki kişinin arasından. Bir de bir omuz yedi. Yine devrilmedi, dengeyi de kaybetmedi. Yalnız bilmiyorum ama atlayan oyuncu hafif değdi mi top? Gerçi yumuşamadı top ama. Yok. Direkt direğe temas yani edip. Yani vurduğu anda kayan oyuncu hafif böyle değdi mi acaba diye merak ettim. Yok, ben değmedi diye gördüm hocam. Yani olabilir, direğe olabilir, sıyırıp çünkü, ağlarla buluştu. Evet. Ama ilk bakışta sanki diğer köşeden direkt zannettik değil mi? Evet, gol öyle oldu. Gitti top. İnanılmaz. Evet, direğe çarptı. Ama ondan önce sanki hafif olabilir ama orada muazzam. Topu alışı, çalım atışı, iki kişinin arasında dalışı, ayakta kalışı ve vuruşu tabii muazzam bir gol. Bir de keyif aldı. Şimdi oyundan çıkarken Quaresma'yı böyle mutlu evet, şekilde evet. Görmek hepsi zordu. Olurdu. Ama şimdi o kadar mutlu oldu ki golünü de yaptı. Çok da iyi top oynadı. Siz geçen sene Quaresma'dan şu yüzden başladınız. Yani bir kere gol muazzam bir gol hakikaten. Bu sezon çok fazla gol gördük, güzel gol ama bu da en güzellerinden biri. Geçen sezon onun gol sayısıyla ilgili geçen seneden beri diyeyim bir eleştiri var genel itibariyle. Böylesine kaliteli, böylesine takımın oyununda önemli bir rol sahibi bir oyuncunun gol sayısıyla ilgili. Geçen yıl galiba bir tane penaltı evet. Golü vardı ligde. Evet, şimdi herhangi bir Beşiktaşlı'ya hiç oynanmamış, izlememiş sezonu gelse diyelim ki yurt dışında yaşayan birisine desen ki ya bizde bir Quaresma var, müthiş ne oynuyor? Sağ tarafta oynuyor, hücum acayip adam. Kaç gol attı? Bir. Yapma. Ne der? Penaltı o da. Yani herhalde abartıyorsun der. Ama öyle bir performans gösteriyor ki atamadığı veya yani bir golde kalması kimseyi önemsemiyor. Bugün golü oyun içerisinde atmasına rağmen yine de gol adedinin daha fazla olması lazım. Ama biz bunu yıllardır söylerken de Beşiktaş'a bir avantaja getiren çok önemli bir özelliği var. Ben hep ne derim? Önde oynayan 4-2-3-1'de veya 4-3-3'de oynayan sağ ve sol kanat oyuncuları. İstersen buradan göstereyim Murat. Lütfen hocam. Burada oynayan oyuncular ki bugün Babel maçın başında sağda başladı. Quaresma solda başladı. Daha sonra tekrar değiştiler. Bölgelerine değiştiler. Burada oynayan oyuncunun da solda oynayan oyuncunun da isterseniz Bekir bu ara hem zaman kazanmış oluruz. Oyunun sonunu çünkü 15. dakikadan sonra değiştiler. Quaresma burada tamamladı. Mesela Babel ortalama 8-9 yapar. Geçen sene de 5-6 tane attı. Bu yıl da atmaya başladı. Quaresma'nın getirdiği toplarda Caner'in getirdiklerinde Quaresma'nın atmasını bekleriz. Değil mi normalde? Evet, veya Adriano. Bu oyuncudan bekleriz. Fakat diyoruz ki az adedi ama bir özelliği var ve doğru bir takımda oynamanın avantajı da var. Beşiktaş takımında 40 metre civarında veya 50 metre civarında bırakın 10 metre 20 metre iyi top atan oyuncular var. Caner çizgiden çizgiye atabilir. Tolgay, Oğuzhan, Atiba çok uzun oynamaz. Kısacıdır. Talisca. Bugün Quaresma çizgiye attığı zaman kendini şunu genelde atlıyorduk. Bunu atlamamak lazım. Şimdi Beşiktaş'ın silahlarına bakalım. Şut silahı var mı? Var. Duran top silahı. Korner veya free kick. İyi orta yapan oyuncusu var mı? Çok sayıda. Çok sayıda. Peki Negredo gibi var. Yani ön direk, arka direk var. Yani A, B, C, D, belki de E, D var. Opsiyon çok. Opsiyonu çok var. Bu opsiyonlardan bir tanesini böyle değerlendirmek lazım. Çünkü bu gol pozisyonu adedi bugün mesela Konya takımının oynar gibi gözükse de geldiği yer burası, buraya kadar. Uzaktan birkaç tane şut. Ama Beşiktaş'a baktığımız zaman oynadı diye dersin ama 7 tane pozisyonu var. Son saniye
Korner atılmadan biten Lens'in pozisyonu dahil olmak üzere. Evet. Bir sürü pozisyon var ve enteresandır. Lens'in pozisyonunu kim getirdi? Caner. Dakika kaç? 95. Porto'da 2-1 galipken topu kim getirdi? Caner. Caner. Şimdi bu çok önemli bir özellik. Peki ilk golü kim attırdı? Yine Caner. Caner. Demek orada ki, Quaresma'nın da çok tek topu çok başarılı. Tabii tek top oynadı. İkinci golünü nasıl attı Beşiktaş? İkinci golü kontradan. Bireysel bir. Biraz da kontrol oldu. Talisca ama ilk golde attısa, yerleşik takım attılar. İkinci golde çabuk oynayarak attılar. Bazen de duran toptan atıyorlar. Senaryolar var. Golleri farklı ki attığı gole dediği düşük. Şu anda 9 gol atıp 3 gol yedi Beşiktaş. Puanına göre bence düşük. Evet. Burada tabii Negredo demiştir ki ya ben nereye geldim? Yani ben Manchester City'de zaman zaman oynuyordum. Hatta İspanya milli takımında bazen kesiyorum bazı oyuncuları. Ya burada bir adam var Cenk. Ki önünde Gomez gelmiş. Dembaba gelmiş. Abubakar falan gelmiş. Ama Cenk müthiş şekilde performans gösteriyor ve her gün üzerine koyarak Porto maçında 3 kişilik oynayan bir oyuncuyu bugün yine aynı performansta görmek hem fiziki anlamda hem mental anlamda iyi hazırlandığını gösteriyor. Aslında rotasyon yapabilir miydi? Adriano, Caner gibi oyuncuları zaman zaman oturtmanız lazım ama Şenol Hoca ya ben içeride oynuyorum, Galatasaray'da kazanmış, Fener'de kazanmış. Ben hata yapmayayım. Zaten mecburiyetten bir Oğuzhan sıkıntım var. Komple değiştirmeyeyim diye düşünmüş. Hatta bir de stoperim yok Tosic. Şimdi bir de sağ bekle uğraşmayayım diye düşündü muhtemelen. Doğal bir rotasyona bıraktı diye düşünüyorum. Ve maçı da hükmettiler. Çok da iyi başladılar. Ve taraftarın sevdiği şu. Büyük takım taraftarı oyuncuların hep atak olmasını ister. Nasıl 0-0 iken Fabri niye çabuk kullanmadı diye serzenişte bulundular Babel'e. Çünkü alışmışlar hep öne doğru. 1-0 iken tek kal oynayan takım şampiyonla oynayan takımdır. Öndeyken. Avrupa'ya bak, Real Madrid, Bayern Münih, evet. Barcelona bunlar hep şampiyonlar. Nasıl oynarlar? 1-0'dan sonra kontratakla değil de oyunu mesela farkı bugün ilk golden sonra bir 20 dakika ablukaya aldılar. Şimdi oraya gelecektim. Kuvarece atmıyor ama buradan gelen topta bunu aldığı zaman şimdi rakip savunmayı düşünelim. Ne diyor antrenörler veya futbolun emrettiğine? Topun olduğu bölgeye. Sol bek ne yapıyor? Burada oynanırken top mecburen kademeye giriyor. Ama önemli olan buradan buraya atabilecek oyuncusu var mı? Var. Peki yağmuru var, çamuru var, karı var, kötü zemini var. Her türlü olumsuzluk olsa dahi attığı zaman topu Kuvarejma çizgide yardımcı hakemen yanında ne kadar şiddet istersen mermi at. Tık diye indiriyor. Ayağın her yeri indiriyor. Bir kere Murat haklı olarak bir sol bek olarak kademeye gitmiş Murat. Tekrar Kuvarejma'ya gelmesi için. Tekrar dön. Mesela Lens ile Kuvarejma arasındaki en büyük fark Lens önüne pek alan bir oyuncu değil. Dikkat et, hep arkası dönük alır. Şuralarda plan sol bek falan arkasında olur bazı oyuncular. Ama Kuvarejma'yı pek görmezsiniz arkasında da. Evet, hep yüzü. Çünkü hep eski tabirle çizgide. Necati Karakaya kulaklarındasın. Demarke vaziyette evet, alıyor. Evet. Ama onu o yaratıyor. Ama takım arkadaşlarını tanıyor. Tabii çok önemli bir özellik. İyi stop ediyor, iyi çalım atıyor ve en az onlar kadar da iyi kesiyor. Bir de santraforlarla sürekli birlikte oynadığı için Cenk sadece ön direkt gol atmıyor. Arka direkten de atabiliyor. Yani Beşiktaş'ın tesadüf değil, Dembaba'nın, Gomez'in, Abubakar'ın, Cenk'in çok ortalamaları 15 ve daha fazla evet atıyorlar. Ben bu kadar ortayla herhalde ben de atarım gibi geliyor tabii bana. Tabii başta Şenol Güneş'e dayanıyor değil mi hocam? Tabii yani şimdi mesela Burak Yılmaz'ı yeniden yarattı. Tabii yani Stad Şenol Güneş gelerek derken şimdi antrenörlere şöyle bakmak lazım. Karabükspor ne renk forması var? Kırmızı lacivert mi? Evet, Konya. Mavi, lacivert, kırmızı lacivert. Konya'nın? Yeşil beyaz. Porto'nun? Mavi beyaz. Peki, Porto'yla böyle oynadı. Evet, yeşil beyazdı da böyle. Yeşil beyazla oynar gibi oynadı. Kırmızı lacivertle oynar gibi oynadı. Tabii, hep aynı. Bak hem de deplasmanda oynuyorsun bunu. O zaman ne oluyor? Bu kolay karar değildir. Şu eleştiri açık şekilde. Porto ile de kardeşim böyle orta sahayla mı oynadı? Ama orada ne yaptı? Dedi ki bak Tanizka bugün yeşil beyazlara ve kırmızı lacivertle oynadığından daha farklı oynayacaksın. Bu mavi beyazlar çünkü tehlikelidir. Sen biraz daha orta sahaya gel dedi. Çok gördük sol iç koridorunda. Evet. Doğru mu? Yardım. Bir de ne yaptı? Şu karakterini biliyor takımın. Ben dedi hücum oyuncusuyla defans yapacağım. Ama nerede yapacağım? Ön tarafta yapacağım. Çok kolay değil. Şampiyonlar Ligi seviyesinde bir maçta hep söylüyorum bunu. 0-0 giden oyun dengeli olabilir. Ev sahibi biraz daha %55'lerde oynar.
Ama ev sahibi, dengeli takımlardan bahsediyorum. Mesela Leipzig, Beşiktaş, Monaco, Beşiktaş, Monaco, Porto, Barcelona falan Bayern Münih'i ayırdığım için öne geçti Beşiktaş. Evinde mağlup durumda olan bir Porto takımı ne yapar? Hücum oynar. 1-1 yakalar. Son 2-1 Beşiktaş tekrar öne geçti. 2-1'den sonra son bölüm topu Beşiktaş oynamaya başladı. Yani aralarında %50'lik bir durum var. Bir dönem %53'e Porto oynarken ikinci yarının sonlarına da bu kez Beşiktaş topu aldı. Ve deplasmanda 2-1. Psikolojik şartlar da önemli. Ya tabii. Ben Porto'da 2-1 galibim. Şu 3 puanı alayım. Alın. Öyle hani yaslanan oyuncu. Fakat Şenol Güneş'e geleceğim oradan. Şenol oyuncu da yok kardeşim diyor. Benim sağ elle ben diyor bu yaşıma kadar oynamışım diyor. 2,5 yıldır çorba içiyorum diyor sizle. Ben diyor sol elimle alıp da dökmeyeyim üzerime diyor. Öyle oynuyor. Belki kaybetse ya orta saha bütünlüğü falan diye edebiyatlar yapılabilirdi. Hepimiz de yapabilirdik. Bugün de aynı şekilde geldi. Ya Oğuzhan yoksa Tolgay var dedi. Yine Adrian oynattı. Yine ofansif Cener oynattı. Bir takımın bu kadar her maçı coşkuyla oynaması. Burada tabii Galatasaray'ın da devreye girmesi. Mesela geçen yıla göre daha şey. Bugün taraftarı da bir aman diyor. Oyuncusu da aynı şekilde. Ama tabii önümüzdeki hafta çok sert bir maç olacak. Tabii ki bu hafta içerisinde maçı olmaması da bir avantaj. Bir dinlenme süreleri olacak bir 6 günlük. Çünkü dinlenmediler. Her ne olursa olsun Türkiye saatiyle saat 23.30-24'te biten maçtan sonra duş aldın, otele gittin veya yola çıktın. Kolay bir hadise değildir. Aynı şeyler Konya için de geçerli. Onlar zaten oyunun sonlarında Türkiye Ligi'nin en diri oyuncularından biri Ali Turan dahi artık eli dizine değdi. Koordinasyonunu kaybetti. Topla çıkarken top kayıplarına başladı. Çünkü yorgun oyuncu yorulduğu zaman hata top kayıpları başlar. Beşiktaş takımı da kendi özelliğini rakibine kabul ettirmeye çalışan bir teknik adam var. Ve haklı olarak tribünlerin Şenol Güneş desteği var. 2 yıl üst üste şampiyon yapmış bir takımı. İyi futbol oynatan bir teknik adam. İyi futbolda nasıl oynatıyor? Tarzı bu. Türkiye'de çok nadir antrenördür. Birkaç tane antrenördür. Fatih Hoca'nın 96 dönemleri, Mustafa Denizli'nin çok hücum oynattığı dönemlerin dışında. Bu tip, bu serüven aslında Trabzon'da yoksa başarısız olduğu yıllar vardır. Bolu'da, şeyde, Antalya'da hocanın. Hatırladığım kadarıyla baştan. İstanbul Spor'da çalıştı değil mi? Öyle bir şey hatırlıyorum ben Şenol Hoca'yı. Galiba. Trabzon'da mesela başarılı olduğu döneme bakalım. 82 puan kapattığı zaman orta saha oyuncuları kim oynuyordu? Selçuk vardı galiba. Yanında da Kolman vardı. Kolman vardı. Yani, Arjantin yani. İkisi de topu iyi oyuna sokan. İki yönünü oynuyor. Selçuk'un daha yaşlı tabii iki yönüyle. Gitti Trabzon'a. Beluşu ile Ozan oynattı. Geldi Beşiktaş'a. Bursa'ya. Bursa'ya affedersin. Bursa'ya. Beluşu ile Ozan oynattı. Geldi Beşiktaş'a. Bazen de Tolgay Ozan yapıyor. Bazen Atiba Oğuzhan, yani Atiba Tolgay. Ama önlerinde Sosa yoksa ben de Talisca alırım diyor. Ne diyor? Hep ofansif oynama isteği var. Metin Albayrak abi dönelim. Açıklama yapıyormuş. Biliyorsunuz orada da güzel bir şeyle geldik skorla. Bugün de çok sıcaktı ve nem çok yukarıdaydı. Her iki takımı da tebrik ediyorum. İyi oynadık. İyi oynayarak, pozisyonlar bularak 3 puanı hak eden taraf bizdik. Çok mutluyuz. Önümüzdeki hafta sonki derbiyi bekliyoruz. Quaresma'nın arka performansı, taraftarların çok büyük desteği. Nasıl evet, taraftarımız çok özlemişti Porto'dan sonra. Onlar da gösterdiler. Bugün Quaresma da gerçekten çok iyi oynadı. Ama bütün takım halinde çok iyiydik. Hepsinin performansını tebrik ediyorum. Selim Bey, zorlu bir derbi karşılaşması var. Artık gözler o maçı çevrildi. Şenol Hoca'nın da Kadıköy'de bir şanssızlığı var. 19 maçtır kazanamıyor. 6 farklı takımla Kadıköy'e gitti. Derbi için neler söylüyorsunuz? Derbi önemli bir derbi olacak. Hem bizim açımızdan hem onların açısından. Fenerbahçe tabii ki kendi evinde puan farkını azaltmak isteyecek. Biz de rakibimizin puan farkını açmak isteyecek. O çerçevede gidiyoruz. Hocamıza da güveniyoruz. Teknik ekibe, futbolculara. Formdayız. Her geçen gün formumuz yukarıya çıkıyor. O özlenen Beşiktaş'ın futbolu siz de dikkat ediyorsanız Porto ile beraber bugün de sahada belli etti. Kendi kimliğimize, o gerçek Beşiktaş'ın kimliğine dönmeye başladık. O yüzden Fenerbahçe'den de 3 puanla döneceğimize inanıyoruz. Takımımıza güveniyoruz. Yoğun bir fikstür var. Cenk Tosun'un da çok iyi performansı var. O çıktı, yerine Negredo girdi. O da yaptığı hareketlerle taraftarı heyecanlandırdı. Teknik direktör Şenol Güneş biraz oyuncu seçiminde zorlanacak. Özellikle forvet hattını sinirlendirmek isterseniz. Evet, genelde sadece
genelde sadece Cenk Tosun'la alakalı değil, genelde baktığınızda çok geniş bir kadronuz var. Her mevkide çok alternatif bir kadromuz var. Herkes formanın tam aslanın ağzında olduğunu bilincinde. Müthiş bir rekabet, tatlı bir rekabet. O yüzden giren çıkanı aratmıyor. O yüzden de keyif veriyor izlerken. Bugün Medel'de ilk olarak stoper mevkinde oynadı. Çok iyi bir performans gösterdi. Ona da teşekkür ediyoruz. Yani herkes her yerde oynayabilecek durumda. Onun için Negredo da bugün elinden geleni en iyisini yaptı. Yoğun bir fikstür var Beşiktaş'ın. Evet. Hem lig hem Avrupa Şampiyonlar Ligi. Porto galibiyetiyle büyük bir avantaj yakaladı Beşiktaş. Leipzig maçı var içeride. Sizin hedefiniz nedir efendim Avrupa Ligi'nde? Ya şimdi ilk kurallar çekildikten sonraki bizim düşüncemiz, bu grup çok birbirine denk bir grup. Herkes buradan birinci çıkabilir veya çıkamayabiliriz. Çünkü çok denk dediğim gibi. Bizim iç saha maçlarımız ilk çektikten sonraki kurada çok önem arz ettiğini söylemiştik. Ama ilk deplasmanda Porto galibiyetiyle başlamak büyük bir avantaj olarak geldi. Ama bu demek değildir. Biz ikinci tura çıktık ve buradan birinci çıkıyoruz. Çok daha oynayacağımız maç var. Özellikle Leipzig iç sahadaki maç çok önemli. Çünkü Leipzig çok daha fizik gücü güçlü bir futbol oynuyor. O yüzden dediğim gibi bu maçtaki galibiyet bizi ikinci tura çok daha fazla yaklaştıracak. O bilinçle çıkacağız. Dediğim gibi fikstür çok dar. Fenerbahçe arkadan Leipzig ve sonra Trabzon. Devre arasına milli takım arasına kadar çok yoğun bir fikstürümüz var. Ama büyük takımız, bunların üzerinden gelebilecek kadro genişliğine sahibiz. O yüzden de maç maç bakıp her maça ayrı konsantre olup 3 puan almak istiyoruz bütün maçlarda. Teşekkür ederim. Sayın Alperak, son olarak şunu sorayım. Quaresma'dan bir tweet geldi golün ardından. Ve aynı zamanda Dembaba da eski takım arkadaşını kutladı. Siz bu aile birlikteliği neye bağlarsınız? Ya biz iyi bir aileyiz. Dediğim gibi yani Porto'da galip geliyoruz. Bizden ayrılan Abu Bakar soyunma odasına geliyor. Bu demek ki bizim vermiş olduğumuz o aile ortamının, o da zaten başarıya yansıyor. Bizden zaten ayrılan tekrar geri geliyor, biliyorsunuz, ayrılmak istemiyor. Bu da bizim o hocamız, başkanımız, yönetim kurulu ve futbolcularla birlikteki aile ortamının göstergesi. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, Sayın Albayrak'ı dinledik. Oradan geleceğim hocam. Bir iki not aldım. Bu arada İstanbulspor 92-93 Şenol Güneş'in sezonu. Antrenörler de tabii ki hep geliştirir kendisi muhakkak. Devamlı geliştirecektir, kalamazlar. Arkadaşlarımızdan bir tanesi sordu işte Negredo ile ilgili. Beşiktaş'ın 11'i zaten muhtemel 11'i bugünden belli. Evet. Tolga'nın yerine Oğuzhan, Medel'in yerine Tosic ile başlayacaktır. Adriano'nun sakatlığına göre de Adriano olmazsa Necip değil, Medel oynatacaktır. Balbuena'ya karşı. Bu Negredo demişken az önce yaptığımız yoruma ek olarak, yani oyuna girdi, 30 saniye sonra sarı kart gördü. Yani o seyirci, önündeki Cenk, hani bir an önce bir şeyler gösterme isteğiyle az kalsın Serkan'ı sakatlıyordu. Serkan Kırıklı'yı. Sonra bir topu atladı, parmağını sakatladı. Yani 30 küsur yaşına gelmiş, Avrupa futbolunun en üst seviyesinde takımlarda forma giymiş, İspanya milli takımının formasını giymiş bir oyuncunun bile bu oynama arzusu Beşiktaş'taki bu havayı da çok iyi yansıtıyor. Şimdi, bence. Şöyle söyleyeyim, Beşiktaş'ın evet hem teknik direktörünün lidere özelliği, hem kulüp başkanı yönetiminin, hem taraftarının iyi bir camia ve birlikte hareket edebilen bir camia. Büyük kulüpler öyledir. Tabii ki başarılı olduğunuz zaman Negredo'nun bu pozitif yerini çok ön plana çıkar. Herkes çok mutludur. İşte Abu Bakar soyunma odasına falan gelir ki bana göre Abu Bakar'ın güle güle için gelmesi doğal ama yani iyi yolculuklar. Metin Bey'in ve basına yansıdığı gibi yapması da doğru değildir bir profesyonel anlamda. Yani Porto'nun bir oyuncusu gidip de kaybettiği maçtan sonra, 3 yediği maçtan sonra kakarakiri yapıyorsa problem futbolcudadır. Hayır, yapsan işte, bile bunu sosyal medyaya yansıtıyorsan evet, hata. Yani rahatsız ters, eden herkesi. Zaten teknik direktörü konse sağa bence en doğru şey. Yani bundan biraz rahatsız oldum demiş. Yani İyi, biraz, net bir şekilde biraz söylüyor. Şimdi tabii ki hazır bir takıma geliyorsunuz, bakın. Aslında Beşiktaş 2,5 yıldır ideal 11'i falan yoktu her sezon başı. Stoperi bakın. Geçen sezon var mıydı şu iki stoper? Yoktu. Yoktu. Değil mi? Bu önemli bir etken diye ya düşünüyorum. Marcelo gibi geçen yılın belki de
ilk sıraya yazılacak adamı kaybetti. Ama organizasyonun iyi bir takıma geldiğiniz zaman her şey aynı şekilde devam eder ki aynı antrenörle devam ediyorsunuz. Belki de ligimizde 3. yıl aynı teknik adamla devam eden bir kulüp yoktur. Muhtemelen bu arada yoktur. Rıza Hoca istifa etmiş. Onu da işte, paylaşalım. 4. ayrılık oldu 5 haftada. Başarı cezası kalmaz Muratçığım Türkiye'de. Çok enteresan. Başarı... Yani bir problem olduğu Antalya'da belli. İyi giden bir düzenin tabii şimdi ilk 5 yani haftaya baz aldı. Bir şekilde bozulduğu belli. Geçen sene hiç unutmuyorum sonuncuydu Antalya Spor. Bir puanı falan vardı galiba. Ligin ikinci yarısının lideriydi. Hatta kardeş gibi sohbet ederken acaba gideyim mi gitmeyeyim mi falan derken gitme kararı aldı. Son haftaya 5. oldular. Son hafta Galatasaray Fenerbahçe'den biri teklese belki UEFA olacak. Avrupa Ligi'ne gidecekti. Şimdi sezon başladı ve 5. haftasında hocam senden ayrılalım dediler. Yani istifa falan değil hoca. Kulüp ayrım. Biraz önce hocayla konuştuğum için geçmiş olsun diye aradım. Ne yapalım ama sonuçta Rıza Çalınbay Türkiye'nin en değerli teknik adamlarından bir tanesi. Ama 4. antrenörün 5. antrenörü. 4. Yazdım onları. Ertuğrul Hoca. Bülent Uygun, Osmanlı Spor, Rıza Çalınbay, Antalya, Ertuğrul Sağlam, Malatya ve ilk de Ümit Özat gitti zaten. Evet. 4 oldu. Ama kulüpler hep iyi yönetiliyor. O şey kabahatli, antrenör kabahatli. Beşiktaş takımı da yani atasözü oldu belki bu Türkiye'de ama başarının arkadaşlığı getiren takımdan bir şey olmaz. Arkadaşlığın başarıya getiren takım önemlidir. Ben onu bu takım için de söyleyebilirim ama en çok Metin Ali Feyyazların dönemi için söyleyebilirim. Tabii. Çok organizasyon özel. Tabii ki yabancı oyuncu kısıtlıydı o zaman filan ama şimdi oyuncu vardı. Burada organizasyonu olan, sistemi belli olan, formatı belli olan bir takıma geliyor oyuncular. Gelen oyuncular da hep iyi oyuncular. Yani CV'leri iyi oyuncular. Yani acemilik çekecek durumda 20 yaşında bir oyuncu almıyor ki. Babel, Hollanda milli takımında 20 yaşında oynamış oyuncudan bahsediyoruz. 15 sene Real Madrid'de oynayan Pepe'den bahsediyoruz. Dolayısıyla saçma sapan bir takıma gelseler uyum gösterirler. Kaldı ki organizasyonu iyi olan bir takım geliyor. Yoksa bir dönem omurgasını komple değişti. Fabri de geldi. Şampiyon kadroya geçen sene. Evet. Stoper değişti. Tabii. Değil mi? İki tane. Forvet arkası değişti. Forveti değişti. Beşiktaş her şampiyon olduğu 2 yıl, 3. yılı Negredo zannediyor musun ki ben yedek kalacağım diye geldi. Uçaktan, özel uçakla gelirken o oynayacağım diye düşünüyordu. Bu kadar sert bir rakip beklemiyordu. Kaç gol atarsın dediler, 30 tane atarım. Dedi. Sert rakip çıktı bu sefer. Evet. O zaman da Negredo da oyuna girince de tabii arzulu kendini olmak zorunda. Kendini parçalıyor. Çünkü o forma gerçekten Cenk'in ağzında, aslanın ağzında derler ama işte sonuçta çalışıyor oyuncu da, Şenol Hoca'yı da kutlamak lazım. Yani o kadar maliyeti Negredo falan dinlemiyor. Kimin hakkıysa onu oynatmaya çalışıyor hoca. Tabii bu örnekleri hocam arttırabiliriz. İşte Dembaba kariyeri dibe vurmak üzereyken, vurdu demiyorum, geldi bir anda piyasasını yükseltti. Sosa Milan'a gitti. Sosa tabii. Yani artık vasat bir oyuncu çizgisine giderken özel bir oyuncu oldu, Milan'a gitti. Gomez diyoruz. Geldi İtalya'da sıkıntı. Geldi. Transferini yaptı, gitti. Yani eğer geriye gelelim Burak Yılmaz'a. Burak Yılmaz. Kendine geldiği dönem. Üç büyükleri dolaştı. En sonunda kendine Trabzon'da. Trabzon'da geldi. Hoca yani, yani daha önceki Trabzon serüveninden bahsediyorum. Tabii. Yani üç kulüpte şans verdi ama Trabzon'da çok iş yaptı ve döndü 30 tekrar. 30 küsur gol attı. Tabii. Hakikaten hocanın özellikle forvet, tabii bu sistem biraz da forvetlere de büyük bir avantaj sağlıyor. Yani hocanın dediğiniz gibi, şimdi oraya geleceğim. Derbiyi sordular. Tam o noktada da siz hocanın rakibin forma renkleri değişse de aynı futbol oynadığından bahsettiniz. Aykut Hoca için de rakipten kendisine evet, gelen. Genelde öyle, evet. Peki derbide bu kime avantaj, dezavantaj sağlayabilir hocam? Yani şöyle birincisi, bir beyin fırtınası. Şimdi şöyle, her ne olursa olsun bir kere teknik adamlar, özellikle Şenol Hoca, zaten çıkaracağı 11 hemen hemen belli. Adriano'nun sağlığına göre, ki bence doğru da yaptı hemen çıkarak. Dün mesela Dirar devam etmek istedi birkaç kez ve
kısmetsizliğine de hiç buluşmadığı kadar 3 dakikada bir top geldi. Belki işte adresi yırtıldı falan, oynayamayacak deniyor. Adriano düzelirse bugünkü beştir. Haber yok şeklinde. Evet, bugünkü haber. Ama derdi Adriano hazır olursa Adriano oynayacaktır. Onun dışında takım aynı şekilde Talisca'da oynayacaktır. Babel'de, Quaresma'da, şeyde. Şimdi Porto, Fenerbahçe. Bunlar tabii Karabük, Fenerbahçe, Konya, Fenerbahçe. Fenerbahçe'yi biraz daha ayırmak lazım. Ben Fenerbahçe olduğum için söylemiyorum. Bir kere inanılmaz bir ortamda oynanacak maç. Fenerbahçe seyircisi bu maçı çok farklı gördüğü gerçeği var. İki, Fenerbahçe fizik olarak öne doğru giden bir takım. Yani Porto yükselişte olan. Porto hızlı oynayan ama yumuşak takımdı. Hızlı oynayan, evet, yumuşak takım. Fenerbahçe hızlı oynamayan ama sert takım. Fizikli takım Fenerbahçe. Öndeki hani Valbuena falan öyle bakmamak lazım. Tabii şimdi Yansen de biraz işi değişti. Yansen ile işte Souza'sıyla falan kuvvetli, evet, takımdan bahsediyoruz. O yüzden işte İsmail oynayacak karşısında Babel'in. Tabii. Şimdi zaman zaman Babel de dönmek zorunda kalacak rakibiyle. O maç çok farklı. Yani şu favori bu favori diyemeyiz ama Fener hayat bakış açısından. Yani Aykut Hoca tabii ki şimdi Dirar'ın durumunu düşünüyor. Çünkü 4-3-3 oynamaya başladı. Klasik 4-3 oynamaya başladı ama öndeki iki oyuncunun, üç oyuncudan iki tanesi, bir tanesi tam serbest oynuyor. Bir tanesi de yarım serbest oynuyor. Giuliano. Orta sahadaki üçlü de Dirar olmayınca buraya muhtemelen Alper'i hazırlayabilir. Hı hı. Alper Josep Ozan gibi gözüküyor. Fenerbahçe'nin ön tarafında da böyle hazırlanacağını düşünüyorum ben. Yani ve Beşiktaş'ın en zor maçlardan bir tanesidir. Şampiyonlar Ligi seviyesinde maç oynayacaktır. Çünkü Kadıköy'de 55 bin seyirciyle ve sert bir takım Fenerbahçe takımı ve konsantrasyonu da son derece yüksek. Neden? Bir kere Beşiktaş 5 puan önde. 5'ler mutlaka kazanmak isteyecektir. Ki bugünden konuşabiliyorsak bir derbi ne kadar önemli bir şey. Tabii. Ama hiç oynanmasın, 1-1 bitti deseler ben Beşiktaş olsam kabul ederim. Sen eder misin? Ederim. Çünkü neden? Az önce Albayrak cevapladı. Leipzig, Trabzon. Evet. Çok zor bir dönem. Evet. Yani. Oradan yenilmeden çıkmak tabii ligin ki, uzun vadede tabii kazanmak isteyecektir. Tabii. Kadrosu da kazanma yönelik takımdır ama baktığınız zaman ben 5 puan da tutayım. Leipzig ve Trabzon maçları var. Onları da attım. Geçen seneki maçı düşünelim. Rakibi de kilitledi. Of, geçen seneki maçı hiç hatırlatma hocam ya. Sana mı? Ya kaleye bize, şutu yani bize, böyle bu kadar. Bu sene şimdi nazar değmesin, hani golsüz maç görüyor. O geçen yılın en büyük hayal kırıklığı olabilir futbol açısından. Fener yani, evet, evet. Kadıköy'deki kötü kaleye kötü giden şut yok. 0-0. Bir ara verelim hocam. Tamam. Aranın ardından derbiyi konuşmaya devam edeceğiz. Evet, Beşiktaş Konyaspor'u 2-0 mağlup etti. 5. haftayı Beşiktaş galibiyetle noktaladı. 13 puanla Galatasaray ve Beşiktaş averajla ilk 2 sırayı paylaşıyor. Göztepe, Kayserispor, Başakşehir, Akhisar 10'ar puanda. Bursaspor'un 9 puanı var ve Fenerbahçe 8 puanda. Haftaya ligin en sert virajlarından biri dönülecek Süper Lig'de. Lider Galatasaray Bursa'ya gidecek ki son 2 haftada 7 gol atan, çok iyi bir futbol oynayan Bursaspor geçtiğimiz sezondan çok farklı bir Bursaspor ve tabii ki Kadıköy'de Fenerbahçe Beşiktaş derbisi. Gelecek haftaya dair Beşiktaş Konyaspor maçının yorumuyla hocamızın düşüncelerini almaya devam ediyoruz. Hocam, bu arada enteresan bir durum da var. Biraz önce teknik adamları değerlendirirken ligde 5 hafta geride kalırken 45 maç, tekrar ediyorum ama hiç golsüz maç yok. En fazla gol olan maçlar Fenerbahçe maçı. Evet. Yani 21 sözde, gol olmuş Fener maçlarında. İşte Fenerbahçe maçı sıkıcıdır. Evet, gibi bir şey var. En fazla gol orada olmuş. Diğer tarafta en az gol olan takım olarak da Beşiktaş ve Antalya Spor galiba. Maçlarında. Evet evet, 12 gol olmuş. Bir de Karabük. 12 gol olmuş. Tabii Beşiktaş averaj olarak Galatasaray'dan sonra averajı en iyi takım. Hani Beşiktaş hücum futbolu oynuyor diyoruz ama Galatasaray'la beraber en az gol yiyen takım. Ve yani Fenerbahçe'ye göre az atmış takım mesela. Fenerbahçe 12 golle Galatasaray'dan sonra en fazla gol atan takım. Mesela Aykut Hoca'nın oynattığı futbol. Yani enteresan bir şey oldu, ikilem oldu burada. 9. hafta sonunda
maç bitti. Allah ömür verirse hep beraber olursak. 9. hafta son programın gecesi iki ihtimalden birisi olacak. Nedir onlar hocam? Ya Fener bu yarışta olacak. İçine tam anlamıyla girmiş. Tam anlamıyla girecek. Ya da 2,5 takım kalacak. Beşiktaş, Galatasaray ve Başakşehir veya Trabzon girecek araya. Çünkü Beşiktaş Fenerbahçe'ye gidiyor. Fenerbahçe daha sonra 9. hafta Galatasaray'a gidiyor. Evet. Beşiktaş Fenerbahçe'den sonra Trabzon'a giderken... Bu arada 9. hafta Beşiktaş-Başakşehir maçı var. Onu da hatırlatayım. Ha. Artı Beşiktaş Trabzon'a giderken ki eski Trabzon yok artık. Galatasaray çok favori Beşiktaş, oldu. Beşiktaş Trabzon, Trabzon Beşiktaş'a. Beşiktaş Trabzon'a giderken. Gitmiyor mu Trabzon? Hayır, Trabzon buraya. Trabzon Beşiktaş, evet, burada oynuyor, öyle mi? Evet. Sonra Galatasaray çok favori oldu, Karabük maçına çıkıyor. Evet. Yani doğru. Galatasaray eğer Bursa'da 3 puanla dönecek olursa 9. hafta sonunda ya Fener çok ciddi şekilde bu işte olur ki camia da morallenmiş olur. O anlamda dünkü maç yola çıkma maçıydı. Hı hı. Ama yola da devam etmek için de çok önemli maç. Bunu Beşiktaş'ta oyuncusu da biliyor, Fenerbahçe'de oyuncu da biliyor. Yani iki takım oyuncuları da oyun içerisindeki gol veya 0-0 gidişat psikolojik faktörleri de getirecektir maçta. Tabii şu konudaki düşüncelerinizi de merak ediyorum. Yani hakemin mesela Cüneyt Hoca sertliğe izin verdi iki takıma da. Oyunu akıtmaya çalıştı. Bu hafta. Bu hafta. Hı-hı. Galatasaray müsabakasında, Galatasaray'ın 2-0 kazandığı Kasımpaşa maçında sertliğe biraz izin veren bir hakem olursa bu kime avantaj sağlar? Derbide. Bu arada Cenk Tosun, evet şimdi uyarı geldi. Hemen okuyayım hocam. Bu soruya cevap arayacağız. Maça çok iyi başladık. Caner'in bizim takımda olması benim için bulunmaz bir fırsat. Çok güzel bir orta kesti. Ben de topla iyi buluştum. Top da iyi yere gitti. Bu arada kafa vuruşunda önemli bir detay var. Biraz yani aslında biraz öndeydi. Yani, vücudunu çok iyi ayarlayıp yani o... Evet. Çok güzel bir vuruş yaptı. Yani o topa direkt giden biri tribüne gönderir o kafa vuruşunu. Çok güzel bir orta kesti. Topla iyi buluştum. İyi yere gitti. Farklı kazanabilirdik ama mutluyuz. Daha farklı kazanabilirdik diyor. Sezon başında hoca tutup tatilde çalıştım. Ekstra çalışmadan bahsediyor. Sezon başı kampını iyi geçirdim. Kendimi iyi ve güçlü hissediyorum. Gün geçtikçe tecrübeleniyorum. Demiş Cenk. Bunlar Cenk zaten ilgili, oyununa da yansıyor. Cenk'le ilgili biraz önce çok çalıştığını düşünüyorum dedim ya. Gerçekten orada da söylediği gibi zaman zaman ben kulüp televizyonlarını izliyorum hani neler oluyor diye. Cenk'i inanılmaz çalışıyor yani. Sürekli antrenmandan sonra haftanın minimum en az 2-3 günü bireysel çalışma yapıyor. Bu çok önemli bir şey. Yani onu diyor, o yüzden de her gün gelişiyor. Cenk çok beğenilen bir oyuncu değil, olmadı hiçbir zaman. Ama bu yıl artık kabul ettirme, zorla kabul ettirdi bizi hepimize. Herkese hemen hemen. Yani Negredo bile... işim zor diyordur herhalde. Zaten hali tavrından o kadar belli ki yani oyuna girer girmez saldırarak o da bir an önce seyirciye bir şeyler göstermek istiyor doğal olarak. Yani kalitesini ortaya koymak istiyor. Kendini bile sakatlıyordu. Bir pozisyonda yine dönelim hocam önümüzdeki haftaya dair düşüncelerinizi bu mesela sertliğe izin veren hakem veya kartlar çabuk çıkar mı? Tansiyon yüksek olacak bir kere. O tansiyonu kontrol edebilecek, oyunun kontrolünü kaybetmeyecek bir yönetim mutlaka, gerek. Mutlaka bunları Yusuf Namoğlu ve ekibi düşünüyordu yani bu tansiyonu bunu kaldırabilecek. Şimdi hakemlerimizin şöyle bir özelliği var. Bazı hakemler, çok kart kullanan hakemler dahi bu tip maçlarda çok tolerans gösteriyorlar. Yani kartsız yönetmek değil, idare etmeye geçiyorlar. Kurallar uygulansa zaten Fener Galatasaray 5 yaş arasındaki maçlarda, Trabzon'da dahil buna, özellikle Trabzon-Fener maçları 11-11 dahil kolay bitmez. Yani o gün formaları Fener Galatasaray 5 yaş Trabzon olmadığını anlasın o derbileri. İnan oyuncu kalmaz. Hakemler de bazen ona göre hazırlıyorlar, konsantrasyonu ona göre yapıyorlar. O soruyu ben sana sorarsam ne cevap verirsin? Tabii bu kimin, şimdi biraz önce siz oradan zaten aklıma geldi. Hani daha fizikli ve sert bir takım
düşüncesi. İçeride oynamanın avantajı tabii, da var tabii. İçeride oynamanın avantajı. Bence Fenerbahçe ilk düşünce olarak Beşiktaş'ı biraz yıldırmayı, daha doğrusu bu pas organizasyonunu, o kendine güvenle çıkışları biraz tedirgin etmeyi düşünecektir. Bu arada Quaresma günün adamlarından biri, muhteşem bir gol attı. Uzun süredir gördüğümüz en güzel gollerden biri. Maç içerisinde pozisyonlar geliyor. Bunları değerlendirince insanın kendine güveni artıyor. Fizik olarak sezon başına göre kendimi daha iyi hissediyorum. Başarılı olmak ve kupalar kazanmak için çalışıyorum diyor Quaresma. Ben bu kadar mı? Bu kadar değil mi? Evet. Şimdi Metin Bey de söyledi, Albayrak Bey de. Porto maçından sonra bu maçta da biz form tutmaya başladık dedi. Beşiktaş'ın Avrupa serüveninin devam etmesi Beşiktaş için büyük avantaj. Ben büyük takımların Avrupa kupalarında olmasının çok büyük avantaj olduğunu düşünüyorum. Sebebi ne biliyor musun? Özellikle bakın, bazı takımların bazı oyuncuları, Allah rahmet eylesin Gündüz Hoca söylerdi, bizim Günton'un babası Nurcan dedi. Bazı kulüplerde sürekli oyun oynayarak antrenmanlarda veya hazırlık maçı yaparak daha formda olurduk. Ama aynı takımı hafta hafta götürmek istediğim zaman da başarılı sezon geçirdik. Beşiktaş takımının oyuncuları topsuz antrenman seven oyuncular değil. Evet, oynamayı. Ama Fenerbahçe takımının çoğunluğu Valbuena ve Giuliano dışında bak. Atlet. Yani koşucu oyuncular bunlar. Evet. Ama Talisca'ya ver topu sabaha kadar oynasın. Hepsi Quaresma, Babel, bak Caner, hep Adriano. Hani, topçisi yani. Evet. Bu da çarşamba maç, perşembe rejenerasyon, cuma hafif bir idman, cumartesi rejenerasyon ve maç. Tekrar aynı şekilde. Dolayısıyla sezon başını çok iyi geçirmesi lazım. Quaresma ne diyor? Çok ya, yeni yeni form. Neden? Yeni. Beşiktaş çünkü çok dolu dolu bir şey geçirmedi. Sezon başı geçirmedi. Seyahatti, Çin'di, plandı. Hatırlarsın. Evet, evet. Hatta Quaresma geç geldi zaten. Şeye gitti. Maçlara gitti Portekiz milli takımıyla Rusya'ya. Beşiktaş takımı oynayarak form tutacak, formunu koruyacak oyunculardan kurulu bir takım. Yani bunu devamlı maç oynuyorlar. Devam maç oynuyorlar. Bu arada çünkü Pepe çarşamba NBA oyuncusu gibi çarşamba pazara alışık oyuncu bunlar. Tabii bütün bu kariyerini bunu oynuyor. Bu takımda haftanın 2 günü maç oynamaya, 3 günü maç oynamaya alıştı. Pardon, 3 gün oynamaya. Artık çarşamba maçım var. Ona göre uyuyacak, ona göre rejenerasyon yapacak. Belki de bazen oyuncu nasıldır biliyor musun? Çarşamba maç oynadım. Ben kendimi anlatayım. Hep benimle ilgili şöyle konuşurlar. Ya antrenmanı sevmiyordu. En son bu yalana kendim inandım. Son 2 yıl dışında sakatlıklardan sonra artık gına gelmişti, mental falan gitmişti, psikolojim bozulmuştu. Acayip çalıştım. Benim dönemden, benim dönemdeki arkadaşlarım bir, ben iyi antrenman yapardım. Son birkaç yıl havlatmıştım artık. O zaman doğru ama sanki bütün temelim boyunca yapmıyor bir oyuncu. Şöyle yapardım, her futbolcu kendi fiziğini bilir. Oğuzhan da bilir, en formda olduğu dönem nasıl yaşıyorsa, nasıl antrenman yapıyorsa bilir. Gerçekten böyledir. Şimdi çok formdayım. Uçuyorum ama. Hakikaten çok formlu, fit durumdayım. Milli maçımız var. Pazar maçımızı oynadık Fenerbahçe'yle. Diyelim ki 10 gün o zaman kamplar. Çünkü o hafta pazar oynanmıyordu. Ondan sonra çarşambaydı. Evet, maçlar erteleniyordu. Biz başladık antrenmanlara. Bir hazırlık maçı yapardı hocamız bizim. Diyelim ki Sarıyer'le oynuyoruz. Maçı oynuyorduk. Ben hocaya demiştim ki hocam bu hazırlık maçında 25 kişilik beni 90 dakika oynat diyordum. Herkesi değiştiriyor ya derdi. 90 dakika oynuyordum. Kimine bir gün sonra rejenerasyon yarar. Hocam ben hiç ben rica edeceğim. Ben yatacağım. Hiç bana falan beni çağırmadı. O yarıyordu bana mesela. Bana yarıyordu. Ama bunu psikolojik ama fiziksel kabul edersiniz. Ben gençlere kötü örnek olmak için söylemiyorum. Vücudumu biliyordum ben. Herkes kendi. Ne zaman ya 45 dakika değil 90 dakika oynamak istiyorum ama bir gün tam istirahat etmek istiyorum diyordum. Hı hı. Beşiktaş'ta oyuncu artık meleke kazandı. Porto bitti, geldi. Yarın diyor ki bir ufak rejenerasyon. Diğer gün akşama kadar şey. Dinlenme. Ağırlıkman yapma şansı var mı Beşiktaş'ın pazartesiye kadar? Çarşambadan sonra? Bence yok. Yok. Tabii ağır nasıl yapacak hocam? Tamam. Leipzig maçından önce Fenerbahçe maçı. Fener-Leipzig arası idman yok. Leipzig-Trabzon? Yok. Yok. Şimdi oyuncular da Şampiyonlar Ligi'nde oynaması ne oluyor?
şöyle yapar bakın büyük takım oyuncusu. Bugün oynadı ya maçı. Beşiktaş takım oyuncusu, Fenerbahçe'nin oyuncusuyum. Haftaya pazarda maçım var. Arada da hiç bir maç yok. Fikstüre bir baktım. Oh, içeride herhangi yine isim söylemeyeyim. Seyahat de yok. İsim söylemeyeyim. Herhangi bir zayıf Anadolu takımı. Pazartesi, salı, çarşamba bende maç başlamaz. O büyük takım oyuncusunda. Perşembe de başlamaz. Cuma başlar. Ama şimdi Porto'da ha çok güzel oldu kazandık falan filan. Hop. Hop eyvah dedi. Pazartesi maç var. Galatasaray yendi. Tabii. Oyuncu hep hazır olma. Hem fiziksel anlamda uykusuna bakacak, antrenmanına bakacak, gıdasına bakacak. Hem mental olarak. Hem de mental olarak. Kısa bir ara daha son bölümde tekrar birlikteyiz. Çok kısa bir süremiz kaldı hocam. Sana bir sorum var. Perşembeden beri düşünüyorum. Şimdi sen Beşiktaş'ın oynama Avrupa Kupası lig tekrarından bahsederken lig bu kadar güzel başlamışken belki de son yılların en keyifli ilk 5 haftası. Bundan sonra nasıl gider bilmiyorum ama ben hiç bu kadar keyifli başlayan doğru, son haklısın. Yıllarda bir sezon doğru. Yaşamadım. Yani sadece atılan goller, tempo falan doğru, değil ya. Hakikaten doğru. Kalite yükseldi bu kesin. Ama Perşembe günü çok buruktum. Yani Östersunds'la Vardar'a ben hala yanıyorum. Yani şimdi bir Galatasaray'ın düzelme yolunda olan bir Fenerbahçe'nin de olduğu tabii. Perşembe akşamları bizim için harika olurdu. Tabii salı çarşamba perşembemiz dolmuş oluyordu. Cuma'da bazen lig başlıyordu. Yani yine seyrediyoruz da tabii evet. 4 takımlı bir UEFA macerası inanılmaz olurdu. Evet, evet. Yani çok erken. Çok erken oldu. Yani tarihi sürprizleri yaşadılar bir de. Hem ya Vardar sahasında 5-7 evet, maçının Zenit'ten evet. İlk maçtı. Peki bu haftalık bu kadar. Haftaya derbi öncesinde de birlikte olacağız. Rıdvan Hoca ile birlikte derbi öncesi %100 futbol maç önü devre arası ve Fenerbahçe Beşiktaş maçının sonunda yine ekranda olacak. Önümüzdeki hafta %100 futbolda tekrar birlikte olmak dileğiyle güzel bir hafta diliyoruz sizlere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.